ETV Ana Haber Bülteninden mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Tuğrul Yıldız Biçer, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yaptığı konuşmada Turgutlu'da açılması planlanan, şu an davası süren nikel madeninin Gediz Havzası'nın katili olacağını dile getirerek çaldığını çaldırmamak için 8 yıldır direndiklerini söyledi. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Çal Dağı'nı çaldırmamak için başta Turgutlu Çevre Platformu, çevre örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve Turgutlu halkıyla birlikte 8 yıldır direniyoruz. 10 Şubat 2016'da Manisa'da gerçekleşecek olan duruşmada Çal Dağı'ndaki bu nikel madeninin kapatılmasını ve verilen ikinci ÇED raporunun iptalini talep ediyoruz. Aksi takdirde bu madende 18 milyon ton sülfürik asit topraktan geçirilecek ve doğa katledilecektir. Bunun ismi madencilik değil, dünyanın en verimli 7 tarım arazisinden biri olan Gediz Havzası'nın cinayetidir. Bizler tercihimizi çevreden ve yaşamdan yana kullanacağız. Vahşi madenciliğe sonuna kadar hayır diyeceğiz. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkun Yürek, Yunus Emre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi makamında ziyaret etti. Hayırlı günler, hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Yunus Emre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkun Yürek'i makamında ağırladı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkun Yürek, ziyarette yaptığı açıklamada Yunus Emre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin hizmetlerini yakından takip ettiklerini ve başarılarını takdir ettiklerini vurguladı. Biz başkanımızın çalışmalarını takip ediyoruz ve özverili gayretli çalışmalarından dolayı kendisini tebrik ediyoruz. Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkun Yürek, Yunus Emre Belediye Başkanı Çerçi'nin talepleri doğrultusunda kendisine yardımcı olacaklarını vurguladı. Başkanımızın, bölgemizin talepleri doğrultusunda kendilerine yardımcı olacağız. Ve onların istekleri ve talepleri doğrultusunda ne yapmamız gerekiyorsa ona göre hareket edeceğiz. Her zaman yanlarındayız. Yunus Emre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın çok güzel işlere imza attığını söyledi. Ulaştırma Bakanlığı Türkiye adına, Sayın Bakanımız Binali Bey ve ekibi Türkiye adına çok güzel işler yapıyor. Yıllardır Türkiye'nin kalkınmasını, gelişmesini, büyümesini çağdaş modern ülke olma yolunda gayretlerini biliyoruz. Büyük bakanlıklardan bir tanesi. Sevgili seyirciler, Erdinç Yumrukaya'nın Milliyet Ege ve Denge gazetesindeki köşesinde kaleme aldı. Manisa'da cenazeye verilen önem başlıklı yazısına vatandaşlardan olumlu tepkiler geldi. Bu olumlu tepkiler üzerine köşe yazısı için teşekkür eden Fuat Uzun ise dengeyi cenaze ve mezarlık hizmetleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sayın Genel Sekreter Yardımcısı Fuat Uzun'la birlikteyiz. Fuat Bey'den bugün Manisa'daki cenaze hizmetleri hakkında bilgi alacağız. Erdinç Yumrukaya'nın Milliyet, Ege ve Denge gazetesindeki köşesinde kaleme aldı. Manisa'da cenazeye verilen önem başlıklı yazısına vatandaşlardan olumlu tepkiler geldi. Olumlu tepkiler üzerine köşe yazısı için teşekkür eden Fuat Uzunsa, ETV'ye cenaze ve mezarlık hizmetleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Uzun, cenaze ve mezarlık hizmetleriyle ilgili Manisa Merkez ve il genelinde yapılan çalışmaları anlattı. Cenaze hizmetlerimiz Sağlık ve İşleri Daire Başkanlığımız altında, Mezarlık İşleri Şube Müdürlüğü bünyesi altında yürütülmekte. Tabii biz cenazelere önem gösteriyoruz. Biz Manisa halkının her zaman yanında olmayı bir borç biliyoruz. Her zaman yanında olduğumuzu da bu hizmetlerimizle gösteriyoruz. Tabii mezarlık hizmetleri bilindiği üzere büyükşehir belediyelerine verilen bir görev. Manisa ili büyükşehir belediyesi olduktan sonra 17 ilçemizde bulunan 1888 tane mezar var.
1089 mahallemizde 1888 tane mezar var. Dolayısıyla biz bu mezarların tüm bakımını, tüm buradaki cenaze işlemlerini, defin işlemlerini bir fiil bizim Sağlık İşleri Daire Başkanlığımızdaki arkadaşlarımızın ilçelerde teşkilatlanmış olduğu ekipler tarafından yürütülmekte. Genel Sekreter Yardımcısı Fuat Uzun, bu işlemleri ilk yürütürken personele ihtiyaçları olduğunu ifade ederek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e de bu konuda teşekkür etti. Tabi bu işlemleri yürütürken biz ilk geldiğimizde personele ihtiyacımız vardı. Tabi kazıcısından tutun gaz salına kadar, mezarlık temizlik ekibine kadar. Yaklaşık bir 300 personele yakın bir ekiple Manisa ilinde tüm mezarlıklarımızı girip tertemiz hale getirdik. Sayın Başkanımız sağ olsun bu konuda çok hassas ve duyarlı. Tüm ilçelerimizde yeni alınmış cenaze araçları ve yıkama araçlarımız var. Şu an itibariyle 8 tanesi merkez, 37 tanesi ilçede olmak üzere 45 tane cenaze aracımız var. Bunun yanında yaklaşık 15 tane yıkama aracı alındı. Mezarlıkta defin esnasında helva ekmek ve definden sonra da evine pide ayran gönderiyoruz. 1 Şubat itibariyle de bunu diğer 15 ilçemizde de gerçekleştireceğiz. Yani bir... Televizyon programcısı Müge Anlı tarafından başlatılan ve uluslararası bir çalışma olan Sevgi İzli projesine AK Parti Şehzadeleri ilçe kadın kollarından destek geldi. Bu uygulamayla kaybolma ihtimali yüksek kişilerin bulunması çok daha kolay olacak. Manisa'daki engelli kardeşlerimize, çocuklarımıza bu konuda ne kadar destek verebilirsek, katkı sağlayabilirsek bunun mutluluğunu ve onurunu yaşayacağımızı düşünüyorum. Müge Anlı tarafından başlatılan Sevgi İzli projesi AK Parti Şehzadeler İlçe Kadın Kolları tarafından Manisa'da uygulanmaya konulacak. Proje kapsamında zihinsel engelli, Alzheimer gibi rahatsızlığı olan ve kendini ifade edemeyen engellilerin sol bileklerine numara dövmesi yapılacak. Bu engellilerin kaybolmaları durumundaysa bulunduklarında sol bileklerindeki numaralar benibuldular.com adresine girilerek kişinin şahsi bilgilerine ve ailesine ulaşılabilecek. AK Parti Şehzadeler İlçe Kadın Kolları projeyi Manisa'da başlatmaya hazırlanıyor. Manisa'mıza bu insanlık adına atılmış olan projenin Manisa ilimizde, ilçelerimizde duyulması adına süre gelen adımlarımızı atmaya başladık. Manisa'daki engelli kardeşlerimize, çocuklarımıza bu konuda ne kadar destek verebilirsek, katkı sağlayabilirsek bunun mutluluğunu ve onurunu yaşayacağımızı düşünüyorum. Engellilere yapılacak numara dövmeleri ücretsiz olacak. Dövme yaptırmanın dini boyutuna da değinen Başkan Yaver, mecburi ve yararlı bir uygulama kapsamında yapılacağı için uygun olduğunu bildirdi. Sağlık açısından ve kişiye yardımcı olabilme açısından yapılmış bir işlem. O yüzden bunun dinen de bir sakıncası olmadığı zaten büyüklerimiz tarafından da kanallarda açıklandı. Sevgili seyirciler, Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan yolcu hayatını kaybederken sürücü ağır yaralandı. İzmir-Ankara karayolundaki Kaynar mevkisinde Turgutlu istikametine giden İsmail Kır yönetimindeki tıra sağa dönmeye çalıştığı sırada aynı yönde seyreden Kemal Pehlivan yönetimindeki otomobil çarptı. Tırın altına giren otomobildeki sürücü pehlivanla aracın içinde sıkışan 36 yaşındaki Bekir Kömürcü, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından araçtan çıkarıldı. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bekir Kömürcü hayatını kaybetti. Kemal Pehlivan'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Manisa'da seyir halindeyken bir anda alev topuna dönen araç paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Devlet Hastanesi kavşağından Öğretmen Evi kavşağına doğru seyir halindeki otomobilin elektrik kontağından başlayan ve nedeni bilinmeyen yangında araç sahibinin müdahalesi yetersiz kaldı. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda araç sürücüsü Mustafa D. otomobilini yol kenarına çekerek durumu 110 itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yanan aracı köpüklü suyla söndürdü. Ardından çekiciyle yanan otomobil olay yerinden çekildi. Meydana gelen yangında can kaybı yaşanmazken yanan araç kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. Turgutlu Belediyesi'nin Cumhuriyet Mahallesi Gardalya Sokak'ta başlattığı yenileme ve modernleşme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Uzun yıllardır bakımsızlığından dolayı atıl durumda olan ve mahalle halkının güvenlik sorunundan muzdarip olduğu Gardalya Sokak, Turgutlu Belediyesi'nin geniş kapsamlı çalışmasıyla modern ve yaşanılabilir hale geldi. Silbaştan ele alınan bölgenin her iki yanındaki yollar renkli parke taşlarıyla döşenerek kaldırımlar da yenilendi. Kırmızı aydınlatma direklerinin konumlandırılmasıyla birlikte renkli görüntülerin oluştuğu sokakta her mevsim yeşil kalabilen bodur ağaçlardan pittosporum ve limon servi dikimine başlanıldı. Dikime müteakip hava şartlarının uygun olması durumunda mevsimlik çiçeklerin ekimi de yapılarak bölge daha da renklenecek. Sokağın çehresini değiştirerek mahalle sakinlerine yepyeni bir yaşam alanı sunan bölgedeki çalışmalar, oturma bankları ve çocuk oyun gruplarının konumlandırılmasıyla tamamlanacak. Piyasalarda yaşanan değişimleri aktaracağız sevgili seyirciler. Dolar, euro, altın fiyatlarına ve Manisa Ticaret Borsası'nın verilerine göre üzüm ve pamuk piyasalarının son durumuna göz atacağız. 29 Ocak 2016 tarihli dolar, euro, altın fiyatlarındaki son durum şu şekilde. Dolar alış 2,9610, satış 2,9623. Euro alış 3,2088, satış 3,2105. Altın alış 105,86, satış 105,95. 29 Ocak 2016 tarihli Manisa Ticaret Borsası verilerine göre üzüm ve pamukta fiyatlar şöyle. Çeyitli pamukta muamele yok. Çekirdeksiz kuru üzüm en az 4,50, çekirdeksiz kuru üzüm en çok 5 lira. Sevgili seyirciler, bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. Akhisar Belediyespor'un Güray Vural'ı Trabzonspor'a vererek karşılığında kadrosuna kattığı Soner Aydoğdu ilk kez yeşil siyahlı formayla sabah antrenmanda yer aldı. Akhisar Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Yılmaz Atabalık tesislerindeki antrenmanda yeşil siyahlılarda dün Karşıyaka müsabakasında yer almayan oyuncular kısa mesafede çift kale maç yaptı. Yeni transfer Soner Aydoğdu da antrenmanda yer alırken Akhisar Spor yönetimi Soner'in lisansını çıkarmak için büyük çaba harcıyor.
Sevgili seyirciler, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. Akhisar Belediyespor'un kulüp basın sözcüsü İbrahim Evren Acar çeyrek finale kalmak istediklerini söyledi. Akhisar Belediyespor'un kulüp basın sözcüsü İbrahim Evren Acar, Türkiye Kupası'nda Karşıyaka'yı yenerek son 16 tura kaldıkları için mutlu olduklarını kaydetti. Karşıyaka maçında takımın sergilediği performanstan memnun olduklarını belirten Acar şöyle konuştu. Mücadele ve emekleri için bütün teknik ekibimize ve futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Kupaya istediğimiz şekilde başlayamamıştık ama sonuç olarak gruptan çıkmak istiyorduk ve bunu başardık. Önümüzde Trabzonspor maçı var. Kazanıp son 8 takım arasına kalmak istiyoruz. Kupada 1 Şubat Pazartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak Akhisar Belediyespor, ligde de 7 Şubat Pazar günü rakibini Manisa'da konuk edecek. Üst üste aldığı galibiyetlerle çıkışını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol takımı sezon ikinci yarısında adeta fırtına gibi esiyor. Hedefledikleri playoff sıralamasının içerisinde olduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Tolga Tunç, galibiyet serisinin devam edeceğini belirtti. Türkiye Bayanlar Voleybol 2. Ligi A grubunda mücadele eden temsilci Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol takımı üst üste aldığı galibiyetlerle çıkışını sürdürüyor. Sezonun ikinci yarısı ve grubu değerlendiren Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Tolga Tunç Çalışkan, sezonun ilk yarısındaki 9 maçlık galibiyet serisiyle birlikte tabii ki hedeflerimiz yukarıya doğru çekildi. Bu galibiyet serisinin ardından bir düşüş bekliyorduk. Devre arasının gelmesi bizim için olumlu oldu. Sezonun ikinci yarısında ilk maçı kaybettikten sonra 3 maçlık bir galibiyet serisi yakaladık. Bu çıkışımızın devam edeceğini düşünüyorum dedi. Hedeflerinin her zaman üst sıralar olduğunu da vurgulayan Çalışkan, oyuncularımıza ve teknik kadroya güveniyorum. Takım içerisinde sakatlıklardan kaynaklanan olumsuzlukların hiçbir zaman arkasına sığınmadık. Büyükşehir Belediyespor'un hedefleri her zaman üst sıralardır. Biz de bu hedefler doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün de bizlere verdiği desteklerle ilerliyoruz diye konuştu. Sevgili seyirciler, bültenimiz burada sona eriyor. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.